Merhaba çocuklar, ben Soner. Bu sabah göl kenarında uzun bir yürüyüş yaptım. Hava çok güzeldi, kuşlar cıvıl cıvıldı. Bir de kurbağalar hep bir ağızdan vıraklıyorlardı. Hem de nasıl. Kim bilir ne anlatıyorlar. Onları dinlerken konuşmayı çok seven bir kurbağanın hikayesi geldi aklıma. Başına neler gelmiş size de anlatayım. Çıka çıka çıktık yola, selam ettik sağa sola, bir masal duyduk sonra... Hadi başlayalım anlatmaya. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, eski zamanlardan birinde, küçük bir ormanın derinliklerinde rüya gibi bir göl varmış. Kıyısında sazlıkların salındığı bu gölde kuşlar güven içinde yaşayıp giderlermiş. Çünkü sazlıklar kuşları yırtıcı hayvanlardan ve avcılardan saklarmış. Sadece kuşlar mı? Kurbağalar ve su kaplumbağaları da gölde huzur içinde mutlu, mesut hayatlarını sürdürürlermiş. Gün gelmiş, göl sakinlerinin bu mutluluğuna gölge düşmüş. Bahar geçmiş, yaz geçmiş, yağmurlar yağmaz olmuş. Haliyle dereler, ırmaklar, çaylar göle su taşıyamamış. Güzelim göl daha fazla dayanamamış ve kurumaya başlamış. Bu gölün sakinleri arasında çok yakın arkadaş olan iki de kaz varmış. Kazlar gölün bu halini gördükçe üzülüyor, ne yaparız ne ederiz diye düşünüp duruyorlarmış. Sonunda kazlardan birinin aklına başka bir göle göç etmek gelmiş. Arkadaş da bakmış başka çare yok, kabul etmiş. Yalnız bizim kazların çok sevdiği bir arkadaşları daha varmış. O da gevezeliğiyle ve umursamazlığıyla bilinen kurbağaymış. Göç etme fikrini kurbağaya da açıp kendilerine katılmasını teklif etmişler. Kurbağa başta kazların söylediklerini pek de umursamamış. "Yahu korkacak ne var, koskoca göl," demiş. "Gül gibi yaşayıp gidiyoruz burada. Siz hiç merak etmeyin, bir şeycik olmaz." Kazlar ne yaparsa yapsınlar kurbağayı ikna edememişler. Bir an evvel gitmek istiyorlarmış. Ama çok sevdikleri arkadaşlarını geride bırakmak da içlerine sinmiyormuş. En iyisi bir süre daha bekleyelim. Kurbağa belki ikna olur demişler. Aradan birkaç gün geçmiş. Siz deyin 4, ben deyin 5 gün. Kuraklık iyice kötüleşmiş. Koca göl küçücük gölete dönmüş. Hal böyle olunca da hayvanların çoğu birer birer göç edip gitmiş. Bizim kazlar herhalde artık fikrini değiştirmiştir diye tekrar kurbağanın yanına gelmişler. Gelmişler ama nafile. Kurbağa hala bir şey olmaz deyip duruyormuş. Sonunda kazlar yakında göl iyice kuruyacak, daha fazla bekleyemeyiz, biz gidiyoruz deyince kurbağa tek başına kalmaktan korkup ikna olmuş. Dostlarına, "Peki ama nasıl gideceğiz? Ben sizin gibi uçamam ki," diye sormuş. Kazlardan biri, "Sen bir sopaya ortasından tutunursun, biz de iki ucundan tutarız. Hep birlikte uçar gideriz," demiş. Kurbağa bu fikri beğenip kabul etmiş. Kazlar uzunca bir sopa bulup kurbağayı aralarına almışlar. Geveze kurbağa, "Eyvah, sopayı ısırırsam yol boyunca hiç konuşamam ki," diye telaşlanmış. Bu yüzden önce sopanın üzerinde el ve ayaklarıyla dengede durmaya çalışmış ama nafile. Bir türlü dengesini sağlayamamış. Sonunda mecbur kalıp sopaya ağzıyla tutunmuş. Havalanmadan önce kazlar kurbağanın yerli yersiz konuşmayı sevdiğini bildikleri için onu uyarmışlar. "Sakın ha ağzını açayım deme, konuştuğun an düşersin," demişler. Hep birlikte uçup gitmişler. Uçmuşlar, uçmuşlar. Gece olunca dinlenmeye karar verip bir çayıra inmişler. Kazlar kurbağayı ses çıkarmaması konusunda tekrar uyarmış. Çünkü çayırda onları göldeki gibi yırtıcı hayvanlardan,
avcılardan koruyacak sazlıklar yokmuş. Tabii bizim kurbağa konuşamamaktan, o gür sesiyle bir şeyler anlatamamaktan dolayı çok rahatsız olmuş. Gece boyu kendini tutmuş, tutmuş. Sonunda sabaha karşı daha fazla dayanamamış ve "Buradan sonra ne yapacağız? Nereye gideceğiz?" diye arkadaşlarına sormuş. Kazlar panik halinde kurbağayı uyarmışlar. "Sana sessiz ol demedik mi? Yerimizi belli edeceksin şimdi."